Ben bir yara sistemi, yara takip teşhis ve tedavi sistemi geliştirdim. Bu yara takip teşhis ve tedavi sistemi şu şekilde çalışıyor. Bir yara örtüsü, cihaz ve yazılım bulunuyor. Yara örtüsü yaraya mor lahanayla salım yaparak, cihazımsa yaraya küçük miktarda elektrikler vererek yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda cihazım yaranın anlık nem ve sıcaklık verilerini alarak yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını belirliyor. Ve bu şekilde yaranın uzaktan takibi gerçekleştirilmiş oluyor. Zamanı burada da görebiliyoruz. Ve stimülasyonu başlatmak ve durdurmak gibi işlemleri çalışıyor. Buradaki stimülasyon durdur butonuna bastığımızda ise burada görüldüğü gibi elektrik stimülasyon kapandı. Gördüğünüz gibi sistem tekrar elektrik vermeye başladı. Ben... Şu an... Gördüğünüz gibi şu an sistem yarama elektrik vermekte. Ve burada stimülasyonu durdur butonuna bastığımda ise burada da görüldüğü gibi yara elektriği kesti ve stimülasyon işlemi durduruldu. Tekrar başlata bastığımda ise yara stimülasyonu tekrar başlatıp elektrik vermeye devam. Şey bir yara modeli. Ben bu yara modelinin üstüne oluşturduğum yara takip teşhis ve tedavi sistemini yerleştirdim. Benim sistemim 3 kısımdan oluşuyor. Yara örtüsü, cihaz ve yazılım. Benim yara örtüm mor lahana salımı gerçekleştirerek yarada daha hızlı iyileşmesini sağlıyor ve elektrikler vererek yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlıyor. Aynı zamanda cihazım yaranın sıcaklık benim ve yazılımımsa uzaktan takip işlemi de devreye giriyor. Yazılımı şu şekilde tanıtmak istersem, yaradaki sensörden gelen sıcaklık ve nem verileri aynı anlık olarak görülmekte ve yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığı bu verilerle göre belirlenmektedir. Öncelikle şunu belirtmek isterim. Kronik yaralar birçok insan için hayati derecede önemlidir ve bu kronik yaraların iyileştirmesinde genelde tek tedavi yöntemleri kullanılmaktadır ve bu tedavi yöntemi yetersiz olmaktadır. Ben de buna bir çözüm olarak çoklu tedavi yöntemi kullanan bir sistem geliştirdim. Sistemimde yaranı daha hızlı iyileştiren bir yara örtüsü ve yaranın pH durumuna göre renk değiştirerek yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını belirleyen, içinde mor lahana bulunduran yara örtüsü ve yaranın sensörlerle anlık sıcaklık ve nem verilerini karşılaştırarak yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını belirleyen bir cihaz ve aynı zamanda elektrik stimülasyonu uygulayarak yaranın daha hızlı iyileşmesini sağlayan bir cihazım vardır. Nasıl çalışıyor bu cihaz? Öncelikle yaranın uzaktan takibi için burada gördüğünüz yazılımı geliştirdim ve cihazımı da yazılımımdaki şu butona bağladım. Yaranın anlık sıcaklık ve nem verileri görülebilmekte ve yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığı belirlenebilmektedir. Aynı zamanda yazılımdaki stimülasyonu başlat ve durdur tuşuyla yaranın elektrik verip verilmeyeceği ayarlanabilmektedir. Cihaz nasıl tespit ediyor peki yaranın enfeksiyon kapıp kapmadığını? Neyle tespit ediyor? Yaradaki sıcaklık ve nem verilerini karşılaştırıyor. Yani bir sıcaklık ve nem sensörü yarada, bir sıcaklık ve nem sensörü de sağlıklı dokuda olmak üzere iki verileri karşılaştırıyor. Ve eğer yaradaki sıcaklık farkı diğerinden, sağlıklı dokudan 2 derece daha fazlaysa o zaman yaranın enfeksiyon kaptığı anlaşılıyor. Yani enfeksiyon kapan yara daha mı sıcak oluyor? Evet, bu literatürde de çok fazla bulunan bir biyolojik veridir. Yara enfeksiyon kaptığında ısı artışı gözlemlenir ve çoğunlukla nem artışı gözlemlenir. Solucanlar üzerinde testlerimi gerçekleştirdim. Solucanları kuyruk bölgelerinden keserek yara oluşturdum ve ilk gün ve dördüncü günlerindeki yaralarını inceledim. Bunda da kontrollü deney olarak sadece elektrik stimülasyon, sadece mor lahana uyguladığım yaralarım var. Kontrol grubu olarak hiçbir şey uygulamadım ve jel kontrol grubu olarak içinde hiçbir madde bulundurmadığım yara örtüsü uyguladığım yara var. Ve bütün sistemimle birlikte olarak hem mor lahana hem de elektrik stimülasyon uyguladığım yara var. Ya ve aynı bir sistemde de belirttiğim gibi en iyi sonuçlar hem elektrik stimülasyonu hem mor lahana uygulanan, yani çoklu tedavi yöntemi uygulanan sistemimde görülmüştür. Ve sistemin işe yaradığı solucanlar üzerinde de test ederek kanıtlanmış. Çoklu tedavi yöntemi dediğim bu aslında. İki tane yöntemle yaranın iyileştirmesini sağlıyorum. Hem yara örtümün içindeki mor lahana antosiyanin maddesi sayesinde daha hızlı iyileşme sağlıyor. Hem yara örtümün içindeki mor lahana maddesi
daha hızlı iyileşme sağlıyor. Hem de aynı zamanda cihazımın yaraya verdiği küçük çaplı elektrikler, yani elektrik stimülasyonla yaranın daha hızlı iyileşmesi sağlıyor. Ve bu ikisi birlikte kullanıldığında yaranın çok daha hızlı iyileşerek daha etkili biçimde tedavi edilebildiği görülüyor. Evet, ve yaranın çok uzaktan doktor, hemşire ve hasta tarafından çok rahat şekilde takip edilebilmesi sağlanıyor. Öncelikle yara takibinin unutularak yara bakımının ihmal edilmesiyle yaranın tekrar enfeksiyon kapması ve hastanede yatma gibi durumların azaltılması sağlanacak. Ve hastanede yatan hastalar içinse çoklu tedavi yöntemiyle yaraları daha hızlı iyileştirilerek çok daha az yatarak çok daha hızlı iyileşmeleri sağlanacaktır. Ve bu sayede hastaların, doktorların ve hemşirelerin işleri çok daha kolaylaştırılacak.